Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte leopar gekomuzu nasıl strese sokmadan onunla zaman geçirebiliriz, nasıl elimize alabiliriz bundan bahsedeceğim. Onu kızdırmamanız, strese sokmamanız çok önemli. Bu çünkü onu direkt sağlık açısından direkt etkiliyor. Kuyruğunu falan düşürebilir. Çok ciddi sonuçları olabilir. Şimdi arkadaşlar öncelikle yapmanız gereken bir sıkma tutma hareketi değildi. Şöyle bir kavrama, hani böyle şimdi göstereceğim zaten size. Hareketiyle onu almanız. Genelde alttan yaklaşıyoruz. Şöyle, o zaten biraz kaçabilir. Benimki de çok alışkın değil. Bakın. İki parmakla tuttuktan sonra atlayabilir. Hoppa. Bakın şu an elde. Kesinlikle tutmuyorum. Şöyle kamerayla odaklayalım. Şu an keyfi gayet yerinde. Ama bakın şöyle dokundukça siz böyle ufak ufak sevebilirsiniz ama kavrama hareketlerinden çok hoşlanmıyor. Genelde böyle kendini baskı altında hissedince stres altına giriyor büyük ihtimal. Bakın böyle elinizde dolandıra dolandıra onunla zaman geçirebilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle bir şey yapmayacaktır. Hani tabii daha uysalları falan oluyor. Benimki biraz agresif sayılır ama yine de gördüğünüz gibi bazıları kendini daha çok sevdiriyor mesela. Şöyle inmesine izin verelim. Şimdi tekrar alalım. Anlamayan arkadaşlar için nasıl alınacağını vesaire. Arkadaşlar bakın alttan yaklaşıyorum. Sıkmıyorum. Alttan şöyle ön iki bacak arasından kavrayıp, şu an video çekerken yapmak çok zor oluyor. Size şöyle tam net göstereyim. Bakın kavrayıp elime aldım. Serbestçe dolaşmasına izin veriyoruz arkadaşlar. Umarım koluma gelmezsin şu an video çekerken. Şu an seni indiremem yani. Handling dedikleri olay bu arkadaşlar. Kuyruğuna dokunmadan hafif hafif tutup zamanla kendinizi alıştırabilirsiniz. Sadece kuyruğuna dikkat edin. Kuyruğu biraz hassas çünkü. Bırakma durumları falan olabilir. Hayvanı da strese sokmamak gerekiyor. Şöyle o gitsin. Anlamayan arkadaşlar yorumlara yazabilir arkadaşlar tam olarak nasıl yapıldığını. Hani belki kendi gekonuz farklıdır diye söylüyorum. Yoksa anlamayacak bir şey yok. Hani belki bazıları daha agresif tavırlar sergiliyor olabilir. Benimki de başlarda böyle bağırıyor, çağırıyordu. Bakın şimdi kızdı mesela. Çok elleyince ısırabiliyor. Çok hafif bir ısırığı var ama ilk ısırdığında gerçekten çok panik oluyorsunuz yani sizde. Hani hem hayvan için kötü bir durum hem de sizin. Bakın hemen mağaraya kaçtı. Gündüz ışıklı ortamları çok sevmiyorlar genelde. Mağarasında zaman geçiriyor ama elinizin sıcaklığını seviyor yani, onu söyleyebilirim. Elinize aldığınızdaki o elinizin sıcak alana yakın sıcaklığı onların hoşuna gidiyor büyük ihtimal. Hani öyle genelde elinizde tutmadığınız sürece, şöyle elinizin üstünde altında durduğu sürece bir sıkıntı yaşamıyorlar arkadaşlar. Sadece düşürmemeye dikkat edin. Bir anda atlayabilirler. Hani sonuçta Crested Gecko değil ama ben zıpladıklarına böyle çok ufak mesafe. Hani yükseklik kavramları çok yok. Benimki çünkü bir kere kaçmıştı terraryumdan atlayıp. Hani şu mesafeden aşağı atlayıp kaçmıştı arkadaşlar. Siz de dikkatli olursanız fayda var yani. Hani sıkıntı yaşamayın sonra. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.